Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çeşitli yerlerde kullanabileceğimiz güzel bir üç boyutlu model çalışacağız. modelimizi battaniyelerde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde yani nerede kullanmak istersek orada kullanabileceğimiz çok kolay ve güzel bir model. Şöyle baktığımızda kabartılıları olan üç boyutlu bir model. Hem iki yönü de farklı farklı kullanılabilen modelimizi battani olarak da düşünebiliriz. Farklı yerlerde de örebiliriz. Evet modelimizi çalışmaya başlayacağız. Modelimiz 8 ve 8'in katlarıyla oluşacak. Artı 2 de ilave edeceğiz. Zaten örerken yine açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Modelimizi öreceğimiz yani sadece bu modelimiz için değil bütün modellerimizde aynı şey geçerli. Yani bütün örgülerimizde ipimizin kalınlığına göre tığ tercihleri ya da elimizin sık ve gevşek ördüğüne göre tığ tercihleri örgümüzü daha hoş e, hale getirecektir. Evet şimdi modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi örmek için 8 ve 8'in katları artı 2 tane e, trabzanımız lazım. Yani 8 ve 8'in katlarıyla öreceğimiz e, modelimizin, kıyafetimizin ayarlamasını yapalım. Başlangıç ve bitişe artı birer tane trabzanımızı uygulayalım. Şimdi trabzanlardan oluşan sıramızı zincirimizin üzerine örmeye başlayalım. Hemen 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dördüncü zincirin içerisine gelerek trabzanımın ilkini örüyorum zincirim döndüğü için iki tane trabzanım olacak ve ileriye doğru devam ediyorum 8'in katlarıyla oluşturduğumuz zincirimizi örüyorum bir başlangıç bir son için artı iki tane de trabzana ihtiyacımız olacak trabzanlarımızı birer birer örerek zincirimin sonuna kadar geliyorum. Trabzan sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. 1, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Kenar zincirimi. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci sıradaki gelen trabzanın yan gövdeden giriyorum. Ve bir tane trabzanı tek sefer çekiyorum. İkinci kez çekmeden bekletiyorum tığımda. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yandan sırada devam eden trabzanımı bir defa örüyorum. İkinci kez tığımda bekletiyorum. Üçüncü trabzanıma yine aynı işlemi uyguluyorum. Tığımda bekletiyorum. Toplamda 8 tane trabzan olana kadar işlemimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 altıncı trabzanımı örüyorum bir defa aldım yedinci trabzanımı örüyorum ve sekizinci trabzanımı örüyorum sayalım bu üç tane zincirden oluşan sıramın ilmeği 2 4 6 ve 8 tane trabzanımızı bir defa ördük ikinci kez için tığımızda bekletiyoruz başına şöyle ipimi alıyorum Hepsini aynı anda çekiyorum. Bakınız şu şekilde bütün ilmeklerimi aynı anda kapadım. Bir tane kapanışı yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir ilave ediyorum. Kapadıktan sonra tığımın başını doluyorum. Ve aradaki 8 tane trabzanı tek seferde çektiğim bakınız trabzanla örmediğim trabzan arasında bir açıklık var. Açıklığa geliyorum. Tığımın başını dolamadan direkt batıyorum bir tane sık iğne ile buraya yerleştiriyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi buradan çekiyorum ve ilerideki 8 trabzanı aynen başlangıçta olduğu gibi yandan girerek birer defa örüyorum ikinci kez için tığımda bekletiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımı da alıyorum. Evet şu an 8 tane trabzanım tığımda hazır. Hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum üzerine 3 zincir ilave ediyorum 2 ve 3 Evet şöyle bir bakalım 3 zincir ilave ettik tığımızın başını dolamadan zincirimizi hemen trabzanımızı ördüğümüz toplu trabzanımızda hiç örmediğimiz trabzanın arasına batıyorum ve battığım yerden 3 tane daha zincirle çıkıyorum 1 2 3 tığımın başını dolayarak Aynen 8 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 Tek sefer örüyorum. İkinci kez örmüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımızın hepsini bir defa aldık ikinci kez toplu bir şekilde aynı anda çekiyorum çektiğim trabzanlarımın üzerine hemen bir zincirle kapatıyorum ve 3 tane zincir ilave ediyorum batmış olduğum yerle diğer örmediğim trabzanın arasındaki açıklığa gelerek batıyorum 3 zincirimi tekrar 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum Sondaki trabzanlarımı da aynı şekilde örüyorum. En sondaki 8 trabzanımın hepsini de birer birer topladım ve en son bir tane trabzanım kaldı. 8 trabzanımı tek seferde çekiyorum. 3 tane zincirimi hemen kapadıktan sonra bakınız bunu kapadım. 1-2-3 zincirimi çekerek sondaki trabzanımın üzerine gelip batıp bir tane trabzanımı örüyorum ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyorum. Tamamlama yerinde hemen üç tane de zincirimi çekiyorum. Şimdi modelimizi bakınız, bu yönden ördük. Şöyle arkasını çevirecek olursak, yani diğer yönümüzü bakın üç boyutlu çok güzel bir model. Hem battanelerde hem dilediğimiz de çocuk örgülerinde ya da yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Şöyle görecek olursak, bakınız gayet güzel bir model şimdi modelimizin ikinci sırasındaki aşamaları birer birer uygulayalım 3 tane zincirimi çekmiştim bu kenardaki modelimize dahil olmayan bir trabzan ve diğeri ikinci trabzanımız 8 artı 2 demiştik bir sağdaki bir soldaki fazla trabzanlarımız örgümün yönünü çeviriyorum şimdi üçer tane zincir çekmiştik diğer yönde üçer zincirimizin içerisine dörder dörder trabzanlarımızı doldurmaya başlıyoruz tığımın başını doluyorum buradaki trabzanım dahil değil hemen zincir içerisine saymaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum diğer sol taraftaki 3 zincirin içerisine yine 4 tane trabzanımı dolduruyorum 1 2 3 ve 4 aşağıda toplu bir şekilde aldığımız 8 tane trabzanımızı çekmiş olduğumuz 3 zincirlerin içerisine 4 ve 4 olarak doldurduk yani buradaki aynı anda aldığımız 8 tane trabzanımızı yine yerine yerleştirdik tığımın tekrar takıyorum başını dolayarak diğer üçün içerisine geliyorum ve 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 3 zincirimin içerisine 4 trabzanım ördüm şimdi sol tarafındaki 3 zincirimin içerisine 4 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 Diğer 3 zincirime geçişimi yapıyorum. 4'er 4'er er bakınız. Birinci 3 zincire 4, diğerine 4, toplamda 8. İkinci grubumuza 4 ve 4 olarak ördük. 8 trabzanımızı da burada tamamladık. Ve ilerliyorum. Zincirimin içerisine geçiyorum. 4 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1 2 3 ve 4 Şimdi sol taraftaki 3 zincirin içerisine geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 ve 4 4'er 4'er ördüm sona doğru yaklaşıyorum 1 2 3 ve 4 ve en son 4 trabzanımı 3 zincirimin içerisine örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanım ördükten sonra tığımın başını doluyorum kenardaki bir tane trabzanımın üzerine gelerek yine bir trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz bir önceki sırada üçer zincirlerimizin içerisine bakınız dörder dörder doldurdum sıram hazır 3 zincirimi bitiş yönünde çekiyorum diğer yönü çevirerek örmeye başlıyorum 3 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum Hemen ilk trabzana yandan giriyorum. Ve başlıyorum. 1 Yine 8 tane trabzanımızı tek sefer örüp ikinci kez örmek için tığımızda bekletiyoruz. 3 Ve ilerliyorum. 4 5 6 7 Bakınız 2 4 6 7 ve 8'i örüyorum. 8 tane trabzanımı tığımda topladım. Hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. Hemen 3 zincirimizi ilave ediyoruz. Tığımızın başını dolamadan hemen araya batıyoruz. Bakın bunu unutmayalım. Bazen dalabiliyoruz araya batıyorum 3 zincirimi tekrar 1 2 3 tane zincir çekerek aradan çıkalım 8 tane trabzanımız ördükten sonra 3 tane zinciri hemen 2 model arasına girelim ve 3 e, tane zincirimizi tekrar çekerek diğer trabzanlarımızı da 8 trabzanımızı da yandan alarak örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'i örüyorum. 8. 8 tane trabzanımızı tığımızda topladım. Aynı anda çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. 3 zincirimi hemen örerek aradaki noktaya batıyorum Bakınız trabzanlarımın arasında artık çok belirli battığım yerden yine 3 tane zincirimle çıkıyorum yine 4 ve 4 olarak ördüğümüz üç zincirimizin üzerine hepsini yandan alarak biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz 2 3 4 5 6 7 ve 8 tek sefer ördüm ikinci kez aynı anda çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip hemen 2 grup arasına gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekerek grubun arasından tekrar çıkıp 8 tane trabzanımızı 4 ve 4 olarak bakınız ördüğümüz trabzanlarımızı birer defa alıyoruz tığımıza hepsini aynı anda çekeceğiz birer defa alıp tamamladıktan sonra ve son trabzanımı da alıyorum aynı anda çekiyorum kapatıyorum 3 tane zincirimi çekip 1 2 3 trabzanımın kenardaki bakın trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım bu noktada örüyorum hemen bitiş 2 ve 3 3 tane zincirimi tamamladım şimdi modelimizi Yapmış olduğumuz işlemlerimize bir bakalım. modelimiz iki yönlü kullanılabilen üç boyutlu bir model bakınız Hem çok kolay Dilerseniz bu yönü ön olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu yönü ön olarak kullanabilirsiniz. nasıl arzu ederseniz şöyle bakın gayet güzel basamak basamak tabii ki modelimiz büyüdükçe kendisine daha güzel gösterecek şimdi yeni sıramıza da başlayalım biraz daha modelimizi büyütmeye devam edelim 3 tane zincirimi diğer yönde çekmiştim şimdi bu zincirlerimizin olduğu sıramıza geldik bakınız üçer tane zincirlerimizin olduğu yerde e, dörder trabzan dörder trabzan örerek doldurmaya başlıyoruz her bir 3 trabzanımızın içerisine 4 ve 4 4 trabzan 4 trabzan 4 trabzan 4 trabzan araya hiç zincir çekmeden örerek son noktamıza kadar geliyoruz. Şimdi trabzanımızı doldurmaya başlayalım. Her 3 zincirimizin içerisine bakınız. 1 2 3 ve 4 tekrar diğer trabzanımız diğer zincirimizin üzerine yine 4 tane trabzanımı dolduruyorum 3 ve 4 eğer fazla çektiyseniz ya da az çektiyseniz burada yanlışlıkla hiç önemli değil zaten Hepsini aynı anda toparlayacağınız için bir fazla bir eksik fark etmez. Toparladıktan sonra yine bu sıramızda bir sonraki gelen sıramızda telafi edebiliriz. Onun için bu büzme sırasında hatamızı görürsek kesinlikle sökme işlemine geçmeyelim. Kapatıp yeniden kurduğumuz diğer sıramızda hatamızı tölere edebiliriz. O yüzden sökme en son düşündüğümüz işlemimiz olmalı her zaman çözümler yolunda olmalıyız. Yani çözümüne bakmalıyız olaylar. Evet 2, 4 ve ilerliyorum. Zincirimin içerisine 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde 4'er 4'er Trabzanlarımızı yerleştirelim zincirlerimizin içerisine sonrasında ise yine bu sıralarımızda olduğu gibi hepsini aynı anda alarak 8 tane trabzanımızı önce tek sefer sonra hepsini birlikte alarak modelimizi üç boyutlu hale getirelim ve dilediğimiz renk ve desenlerle kullanalım. Şimdi ben biraz daha modelimi büyütmek istiyorum. Evet modelimizi bu şekilde örerek yukarıya doğru devam edelim. Sadece iki sıradan oluşmakta bir trabzanlarımızın olduğu bir de topladığımız bölüm bir topluyoruz bir de yeniden 3 tane zincirimizin üzerine trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Her iki yönünü de kullanacağımız modelimizi bu şekilde ördük. Dilediğimiz her yerde öreceğimiz çok şık bir model. Şöyle arkasına da bakalım. Arkasında gayet güzel bir model. Bu kısmı yaptık. Bu kısmı yapmadan bıraktığımız bölüm. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeniden görüşünceye kadar sağlık ve sıhhatte kalın inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.